Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Akdağ kampına gitmeye hazırlanıyoruz. Burada arabayı gösteriyorum. Tabii ne kadar tıklım tıklım hazırlanmışız. Bir gecelik olacak ama olsun, burada ve ben karşınızda. Akdağ kampı Sandıklı'ya 30 kilometre arkadaşlar. Afyon Sandıklı arası da 116 kilometre. Oh boy. Evet arkadaşlar, Akdağ'a gelmiş bulunmaktayız. Şansımız varsa doğal ortamdaki yıl katlarını da görebileceğiz. Bu arada yerden 2446 metre yüksekte oluyorsunuz Akdağ'a geldiğinizde. Yakın zamanda Sandıklı Belediyesi buraya 30 kişilik bir otel yapacak. Burası girişi Akdağ'ın. Burada hamur işlerinin olduğu, işte bükme, börek, katmer gibi şeylerin olduğu bölüm var karşıda. Onun yanında market mevcut. İlk girişte buradan ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Burası tam girişi. Yıl katlarında gördük sonunda. Şansımız varmış demek ki. Daha yakına gitmeye çalışacağım ama bunlar doğal ortamda yetiştikleri için yabani oluyorlar. Yani saldırma riskleri çok yüksek. O yüzden çok fazla yakınlaşamadım ama kamerayı yakınlaştırdım. Sizlerin de görebileceğiniz bir şekilde. Ve kamp alanına geldik sonunda. Tam göl kenarının dibine biz çadır kurmak istedik. Hem biraz daha sessiz diğerlerine göre. Çadırlarımızı kuracağız, yerleşeceğiz. Çok fazla kurbağa var. Eğer kurbağadan hoşlanmayan, hobisi olanlar varsa daha ileri kısımlara kurabilirsiniz çadırlarınızı. Bu arada biz buraya geldiğimizde saat 7 falandı. Hava çok güzeldi o saatlerde. Herhangi bir soğukluk, üşüme falan olmadı. Ben sonradan seslendirdiğim için, hani günü geçirdiğimiz için söylüyorum. Yanınızda gelirken, eğer hangi ayda gelirsiniz bilmiyorum ama kalın, mont, hırka, kazak mutlaka getirin. Gece çok soğuk oluyor çünkü 12-1 saatlerinde biz ateş yakıp ısındık. Yanınızda yedek powerbank mutlaka getirin. Pilli ışıklarınız olsun. Gerekirse mum falan. Kampınızı aydınlatacak kadar eşya getirdiğiniz sürece herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ise gece saat 1.30-2 sularında ormanı keşfe çıktık. Çoğu kişi uyudu, ışıklarını falan kapattı. Çok fazla çığlık sesi geldi gece, hayvan sesleri geldi. Sonunda ateşimizi de yaktık. Bu benim ilk kamp ateşim. Daha önce hiçbir kampta ateş yakmadık. Biliyorsunuz ki orman yangınlarından dolayı ateş yakmak yasak. Gece çok fazla üşüdüğümüz için mecbur yaktık. Hem keyif olsun hem de ısınmak için. Çünkü aşırı soğuk oldu ve çok üşüdük. Üzerimde mont olmasına rağmen çok üşüdüm. Ve günaydın. Üşümeme rağmen o kadar çok keyif aldım ki anlatamam. Sessizliği, sakinliği, huzuru, ortamın, yani o kadar temiz olması, temiz havası var ki anlatamam. Yani muhteşem. Mutlaka gelin. Bu zevki böyle görerek değil, yaşayarak tatmanız gerekiyor. Ne kadar çeksek de ya da anlatsak da yaşamak daha farklı oluyor. Gölün manzarası, ormanın güzelliği, yeşillik, temiz hava. En güzeli de sessizlik. Eğer kafa dinlemek istiyorsanız ailenizle mutlaka buraya gelin derim.
Sabah uyandıktan sonra şöyle bir yürüyüş yapalım, keşif yapalım dedik. Çünkü akşam çok geç geldiğimiz için çok fazla gezemedik etrafı. Sabah sabah herkes uyurken, kimse yokken hem çekimimizi yapalım hem de gezelim istedik. Sizlere de detaylı bir şekilde göstereceğim etrafı. Yani manzarası çok güzel zaten, ona hiçbir şey diyemiyorum. Temiz hava, her yer tertemiz. Yani hiç kimse, gelenler de batırmıyor, buraya kamp yapmak için gelenler. Mini bir köprü yapmışlar bu şekilde. Adım attığınız her yerde kamp yapanlar olacağı için herhangi bir sorununuz olmayacaktır. Zaten orman kamping doğal ortam ama çok fazla kamp yapan var. O yüzden korkmuyorsunuz. Bir de gelirseniz mutlaka iki aile gelin ya da üç aile gelin. Tek aile gelmek en azından yani zor olabilir ama iki aile gelirseniz daha rahat ve daha güvenilir bir ortam yaratmış olursunuz. Göl içerisinde ördekler, kuşlar, balıklar, her şey dolu. Tabii göle girmek yasak. Ama manzarası çok güzel. Buraya da uzun bir köprü yapmışlar. İki tarafı göle bakıyor. Tabii en bayıldığım yer burasıydı benim. Burada güller falan vardı yerde. Mutlaka muhakkak evlilik teklifi ya da doğum günü falan kutlaması yapılmış büyük bir ihtimalle. Karşıda şu an sesini siz duymuyorsunuz ama inekler vardı. Atların sesi geliyordu, ineklerin sesi geliyordu. Hepsi doğal ortamda yaşıyorlar. Buraya geldiğinizde buranın duşakabini yok. Tuvaleti mevcut. Tuvaleti gayet temiz. Hem araba ile karavanla kamp yapanlar hem çadır kamp yapanlar çok fazla kişi var. Burayı biraz hızlandırdım sizler için. Tuvaletler tam karşıda. Çadırınızı tuvalete yakın bir yere kurmanız sizin için avantajlı olur. Çünkü gece karanlık olduğu için ormanın içerisinde ışık yok. Işık olmadığı için telefon ışığıyla gidiyorsunuz. Ne kadar yakın olursanız o kadar rahat edersiniz. Bir de göl kenarında kamp yaptık. Sabah çok fazla sinek oldu kahvaltı yaparken. Bir tek bu sorun oldu. Onun haricinde çok rahattık. Gölde balık, çok fazla balık var. Yılan balığı falan da vardı ama tam olarak tabii videoda görünmüyor. Videonun sonuna geldik artık ve kamp yerinden ayrılıyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.